Son yıllarda kullanımı gittikçe artan dronlar, havadan güzel görüntüler elde etme amacı dışında farklı sektörlerde de yoğun olarak kullanılıyor. İnsansız hava aracı veya drone teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Günümüzde dronlar trafik kontrolünden kargo teslimine, fotoğraf çekimlerinden askeri operasyonlara kadar çeşitli sektörlerde kullanılmakta. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Bölümü mezunu Ali Kurt da yaklaşık 6 yıldır drone sektörüyle ilgileniyor. Ali Kurt, drone kullanmanın yanı sıra satış, servis ve yedek parça temininde de hizmet vermekte. Kanal 15 mikrofonla konuşan Ali Kurt, drone merakının yıllar öncesine dayandığını söyledi. Kurt, ilk başta hobi olarak başlayan bu ilgi zamanla ticarete dönüştü dedi. Yaz aylarında drone kullanımının yoğun olmasından dolayı kazalar yaşandığını belirten Ali Kurt, bu durumda tamir hizmeti de verdiğini ifade etti. Yerli drone kullanımı hakkında da konuşan Kurt, drone sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Şöyle, drone ilk çıktığında yaklaşık 2015-2016 yıllarında, o zaman bu elektronik sevdamız yüzünden kendimiz drone araştırmalarına gittik. Çeşitli parçalardan, nerede yani hırdavat malzemelerinden kendimiz drone'lar yapmaya başladık. Bunun sayesinde önce hobi amaçlı bayağı drone'lar yaptım. Kendim uçurdum, düşürdük, parçaladık tabii. Daha sonra hazır modeller, popüler modeller çıkmaya başladı. Hazır modeller de tabii ulaşılması zordu o yıllarda. O hazır modellerin popüler olan bir modeli vardı, bir markanın. O modelin birebir, o zaman kendimiz kopyasını yaptık. 3D yazıcıdan kendimiz ürettik. Çeşitli parçalarını baskı makinesinden çıkararak ürettik, yaptık. O zaman bayağı bir ilgi çekti. Hava çekimleri yapıyorduk o sıra. Hani normal dijital kameraları altına yerleştirip gimbal dediğimiz bir stabilizasyon sistemiyle, şimdi her yerde kullanılıyor ama altına onu monte ederek hava çekimleri yapıyorduk, çeşitli hava çekimleri. Tabii bu bahsettiğim yıllarda alternatif hiçbir hava çekimi yapılabilecek şeyler yoktu. Helikopter kaldırılamayacağı için, maliyetli olduğu için böyle küçük cihazlarla hava fotoğrafçılığı yaptım bir süre. Daha sonra işte hobi haliyle ticarete döndü. Satışını yapmaya başladık. Yani satışını yapıyorum şu anda. Düşürmekten, parçalamaktan, ki kendi mesleğim olduğu için de elektronik, daha çok şu an tamire yöneldik. Tamirlerini yapıyoruz. Yoğun bir sezonu, genelde yaz sezonu olduğu için yazında yoğun bir tamir süreci oluyor. Bunlarla ilgileniyoruz ki düşürenleri, çarpanları çeşitli çözüm yolları sunuyoruz. Drone son yıllarda çok aşırı gelişti. Böyle bir cep telefonu gibi herkes de olsun hevesi oluştu. Çok gelişti. Çok geliştiğince markalar bunu göz ardı etmedi. Her kullanıcıya özel neredeyse drone ürettiler. Boy boy, kilogram kilogram çeşitli drone'lar ürettiler. Tabii bunlar da bir yasaya tabi oldu. Bu yasada 500 gram üzeri için işte kayıt zorunluluğu geldi. Bazı ehliyet, bazı şeyler geldi. Markalar da haliyle bu yasayı kapsam dışı kalabilmesi için 500 gram altında drone'lar ürettiler. Mesela bu bir markanın 500 gram altındaki bir drone'u. Şu anda popülerlik bu drone'larda, 500 gram altı olduğu için. Her türlü hobi amaçlı veya ticari amaçlı müşterinin işlerini görüyor. Zevki de olsa, ticari de olsa imkanlarını tamamlıyor. Yani çok pratik, hemen katlanabiliyor. Kumandası üzerinde ekranı var, canlı izleyebiliyor. Bu şekilde gelişti. Şu anda hatta ilaçlama dahi yapıyorlar. Dronlar o kadar gelişti ki her sektöre şey yaptı. Zaten askeriye de kullanıyor bunu. Şu an çok büyük ilaçlama dronları üretildi. Ki yerli üretimler de çok fazla oldu, çoğaldı. Yerli üretim olması tabii bizim için çok iyi. Parça temini için, tamirat için,
sürdürülebilirlik için çok iyi. Şu anda 50 kilo, 60 kilo neredeyse bir insan taşıyacak kapasitede Türkiye'de dronlar satılıyor. Bunlar da ilaçlamada kullanılıyor. İlaçlama, tohumlama, çeşitli arazilerde, traktörün veya iş makinelerinin giremeyeceği arazilerde özellikle ilaçlama dronları çok fazla. Bu drone deyince de basında veya televizyonda çok kötü bir bakış açısı oluşturdu. Bomba gibi şey gibi bir bakış açısı oluşturdu. Yani her drone aynı değil. Nasıl her araba çeşit çeşit tehlikeli arabalar da olsa her drone aynı değil. Hobi amaçlı bu küçük dronelar zaten zevki kullanılıyor. Ama her alette olduğu gibi kötü amaçla kullanımı engel olunamaz. O yüzden kötü gözle bakmayın. Yani bu teknoloji gelişmekte olan bir teknoloji. Artık bir nevi neredeyse bir cep telefonu gibi ihtiyacı olmaya başladı.